sevgili başak burçları ay burcu başak ve yükselen burcu başak olan dostlarım hayırlı bir gün diliyorum hayırlı bir hafta diliyorum uğurlu gününüz çarşamba beni yeni takip alan tüm dostlarım için merkür gününde yayın yaptığımı unutmayın arkadaşlar Çarşamba Merkür tarafından idare edilir ve Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak insanları çok hızlı hareket etmeyi severler. İkizler de öyledir. Hem ikizlerin hem de Başak burçlarının yönetici gezegenleri Merkür'dür. Merkür de çarşamba günüdür. Beni yeni takip alan tüm dostlarıma şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çarşamba günleri ikizleri ve başak burçlarını veriyor. Çünkü Merkür günü. Perşembe gününe geldiğimizde Jüpiter günü. Bir bolluk, bir genişleme. Biz yıldıznamede ona müşteri yıldızı diyoruz. Ve balık burcunu yine Jüpiter yönetiyor. Ve de yay burcunu Jüpiter yönetiyor. Perşembe günleri bu iki burcu veriyorum. Neden herkesi gününde veriyorum arkadaşlar? Çünkü hangi burç hangi güne aitse bir işe o gün başlarsa hayır ve bereket görür. Hayırlı günleri o gündür. O yüzden bir işe başlamanız için size bir yol açıyorum. Zikirlerinizi o gün başlarsanız açılım daha kuvvetli oluyor, daha yerine ulaşıyor. Dualar o gün daha yerine ulaşıyor. Rabbim her türlü kolaylığı sağlıyor. Cuma günü Venüs günü Terazileri ve boğaları veriyorum. Cumartesi günü Satürn günü, Zuhal günü diyoruz biz ona. Kovaları ve oğlakları veriyorum. Cumart Pazar günü e, haftanın ilk günü kabul ediliyor astrolojik değerlerde ve Pazar gününü de e, Güneş yönetiyor. Şems diyoruz yıldızdamide Pazar günleri de arkadaşlar aslan burçlarını veriyorum. Sarı onların uğurlu rengi, uğurlu madenleri de altın. O yüzden sarı sarı ateş grubu ve altın zenginliği temsil ediyor. Baş olmayı, kral olmayı temsil ediyor. Pazartesi Monday, daha bir sakin günümüz, daha bir anaç, annelik duygularımız, yurt yuva özlemlerimiz gündemde oluyor. Pazartesi günleri de sevgili e, ee, yengeçlere veriyorum. Salı günü iki burcu veriyorum. Mars gününde yani Merih yıldızında, Mira yıldızında hem koç taşlarımı, ben de koç burcuyum, hem koçları veriyorum hem akrepleri veriyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyorum yıldıznamelerinize geçmeye. Zaman zaman her burçla söylüyorum arkadaşlar. Her hafta tekrar ediyorum. Bana yeni katılanlar var. Bana mesela şimdi izlerken Başak Burcu'nu izlerken yay burcu soracak yaylar ne zaman ee, yani kova soracak kovalarınız her burcun günü ayrı arkadaşlar seviyorum sizi başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim Kallellezine Lillezü dünya Efanu sadaknahum Anil huda Bade izcaküm Belküntüm mücrimin ve kalelezine estedune lillezi estebekaru bel mekru leyli ve nahar iz temurunune en nekfuru billah ve necelu lehu endada şimdi Sebe suresini okudum arkadaşlar. 32. ve 33. ayetler. Büyüklük taslayanlar zayıf bırakılanlara e, Kıyamet gününde şöyle diyecekler: Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz derler. Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır gece gündüz işiniz hile kurmaktı. Çünkü daima siz Allah'a inkar ettiniz. Ona ortaklar koştunuz. Şimdi de azap çekin ve boyunlarında demir kelepçeler oldukları halde onlar e, cezalarını çekmektedirler diyor arkadaşlar ahiretten söz ediliyor ve e, büyüklük taslayanların e, çok e, büyük günaha girdikleri yani bu çok büyük bir günahtır arkadaşlar yani kibir ve büyüklük taslamak haşa e, kibriya Allah'a aittir sevgili dostlarım burada büyüklük taslayanların işte günahlara çarptırılacakları sıkıntılar yaşayacakları hem bu dünyada hem de öbür alemde belirtiliyor. Arkadaşlar büyüklük sadece işte ya da akrabalık ilişkilerinde falan değil. Büyüklük aşkta da olabilir. Bu hafta bir evlilik hayatında olsun, aşk hayatında olsun partneriniz sevgili Başak Burçları sizi küçümseyebilir, size ihanet edebilir. İhanet dediğim hani başka bir... Üçüncü şahıslar değil... Herkesin içerisinde... Seninle ilgili... Böyle seni üzen konuşmalar yapabilir... Maddi manevi seni istismar edebilir... O da bir ihanettir... İnşallah öbür şahıslar yoktur... Üçüncü şahıslar... Ama bakınız... Siz kazançlı bir durumdasınız dikkatinizi çalışmaya vermişsiniz ve e, bir arayış içinde olduğunuzu, maddi manevi biz nasıl daha iyi yola gidebilirim dediğini görüyorum ve e, bir uyanış yaşayacağını görüyorum sevgili arkadaşlarım. E, sabah saatlerinde bakın sabah saatlerinde kuşluk namazı verdi size sevgili Başak burçlarım. Sabahları bir boşluk oluyormuş sizde bu aralar. Yani çalışmayanlara diyorum. Çalışanlar da hafta sonuna bıraksınlar bir kuşluk namazı veriyor arkadaşlar. Bir şeyleri elde etmek için namaz diyor ve de bir Başak burçları eğer sağlık çalışanıysanız 50 gün içinde terfi, 50 gün içinde ya da 50 günün bitiminde 50 sayısını verdi 50 günün bitiminde bir tayin isteme durumu olabilir bir tayinde yenilenme durumu olabilir ya da sağlıkçı değilseniz bir sağlık kuruluşunda ameliyat gibi tedavi gibi bir nasıl diyeyim uğraşınız olacak bir çalışmanız olacak arkadaşlar bir şeyler için uyarmak istiyorum. Sivri dilli birileri var etrafınızda. Mekanınıza gelebilir. İnternet ortamında. Bakınız Mars ikizler burcundayken dedikoduları çoğaltır. Ondan sonra e, sosyal medyada tartışmaları çoğaltır. Sosyal medyada seni tahrik edenler olabilir. Sosyal medyada senin eee ilerlemeni kıskananlar olabilir. Saçma sapan laflarla karşına gelebilirler. Bunlarla çok muhatap olma. Bir şeylere çok isteklisin arkadaşım. Bazı ikiz şey başak burçları özellikle ikizler burçlarıyla yay burçlarıyla ve balık burçlarıyla ilişkilerinde çift karakterli burçlarla olan ilişkilerinde istekli ön planda ve nasıl diyeyim arkadaşlar bir sevgi enerjisiyle besleniyorlar. Yani böyle bir çift karakterli burçlardan teklif gelirse siz de çift karakterli bir burçsunuz. İkiz, başak burçları ikizlerden, yaydan ve balıktan teklif gelirse kabul etmenizi öneriyorum. Yani tereddüt etmeden kabul edin. Çünkü bir istek var çift karakterli burçlarla aranızda. Bir aşk doğabilir, bir arada olmak isteyebilirsiniz. Aşktan ziyade ben dostluk kurmak istiyorum. Ya da bu insanlarla ortak iş yapmak istiyorum diyorsan da ona da olur veriyorum ben. Yapın arkadaşlar. Bir de güçlü bağ kuracaksınız arkadaşlar. Yani sizden üstün olabilir zeka düzeyi olarak üstün olabilir, sizden nasıl diyeyim yaşça büyük olabilir bir tecrübe edineceğinizi görüyorum. Anne babalarınızla ilgili sorunlar var, onları çözmeye çalışacaksınız. Onların sağlık sorunları da bunun içerisinde. Başladığın bir şeyi tamamladığını görüyorum. Yalnız e, böyle bir e, banka kapısı çıktı bir finans kuruluşu olabilir, bir banka durumu olabilir. Buradan bir kredi alma durumun olabilir. Maddi bir kazançları elde edeceksin. Araba alma arzun olabilir. Ev alma arzun olabilir. Onunla ilgili planlar yapacaksın. Ve de ev alma, araba alma gibi durumlarda boğa, akrep, aslan ve kova'dan yardım görebilirsin. Onlarla yıldızın çok barışık. Maddi konularda söylüyorum. Şimdi Başında bir nasıl diyeyim hani e, başında bir ödül var arkadaşım bir çalışmanın ödülünü alacaksın ve de bir yere gidebilirsin e, seni bir yerden bir yere taşıyabilir sistem bunları hayata katacaksın nasıl seni bir yerden bir yere taşır uygun bir yere tayin istersin ya da ne bileyim ben. Artık zamanı dolmuştur, ee, doğru kararlar verdiğin için artık sen de biraz dinlen, biraz kuvvet, güç kazan, mücadeleyi sürekli sürdürdün. Artık biraz rahat et der gibi evren ya da yıldızlar sana biraz rahat et dinlen diyor Ya bu da iş yerinde ödül olarak gelebilir. Aile içerisinde seni bir destekleyenler olabilir arkadaşlar bu da çok iyi olacak senin için. Şimdi başarısızlık yaşamış biriysen bir savunma halinde olacağını görüyorum. Bir mücadeleyi kazanacağını görüyorum ve de bir mahkemelik olayın olabilir lehine sonuçlanacak diyorum. Ve de arkadaşlar biraz duygusala bağlamayın çünkü iki aydır bir sıkışık enerji var. Birileriyle tartışmışsın, sıkıntı çekmiş olabilirsin. Yeniden huzuru sağlayacaksın. İlişkilerde gerilimi bırakmalısın. Neye ihtiyacın varsa karar ver. Yaşam onu sana getirecek. Şimdi e, bazı kararlar alman için görüşmeler yapacaksın. Özellikle hava grupları kovayla ve de terazi ile ikizler burçlarıyla görüşmelerin olacak. Karar için arkadaşlar. Bazı şüphelerin var. Ve bir şeyler için güç karar veriyorsun. iş, para, kazanç, yeni bir işe başlama, yeni bir aşk ya da bir yönetici kademesine gelme, bir yöneticiyle iş, yurt dışına çıkma böyle bir karar için birilerinden yardım gördüğünü, hava yoluyla bir seyahat edeceğini bunun da sana çok güzel kazançlar getireceğini söyleyebilirim. Sonu evliliğe giden tanışmalar olabilir. Bakınız bu hafta kalbin boşsa birileriyle tanışmışsan çok da burcuda takılma ben hani biraz evvel terazi dedim hava grupları dedim yine kovalardan bahsettim akreplerden bahsettim ama mesela insanın öz burcu boğa olur da ay burcu kova olur böyle bir detay da vardır çok önceleri çok burcuna takılmayın sonra bir tanış tanışırsanız ben detaylarına bakarım hangi e, almuteni almutene nedir hangi burç ön plandadır bunları size anlatmaya çalışıyorum. Almuten yani ağırlıklı olan burcu hangisi ise bunları ortaya çıkartırız. Yani ben mesela Koç burcundanım. Ay burcum Akrep fakat Almutenim güneş çıkıyor ya. Bende güneş çok yüksek çıkıyor falan böyle buluruz. Kafanızı yormayın. Bir, bir karar alın <laughs> sevgili Başak burçları. Sonra biz onu çözeriz hayırlısıyla. Zikrinizi veriyorum arkadaşlar. Ya Reşit zikrini çekeceksiniz. 514'tür tekrar sayısı. İrşada muhtacı olmayan ve de herkesin ona muhtaç olduğu demektir. Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Sadece hamd için elimizi kaldıralım. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin ve açılan ellerimizi geri çevirmesin ya Rabbim tüm başak burçlarına planlarını su gibi akısı da Allah'ım su gibi işleyen planlarınız olsun planlarınızın önündeki engeller kalksın yıldızınız yükselsin hanede bir nazar enerjisi varsa üzerinizdeki bir ağırlık bir negatif enerji büyütülsün varsa Allah'ım bir nefeste kurtarsın bir nefeste göndersin Rabbim her zaman için Allah'ın dediği olur. Doğrusunuz, şüphesiz Rabbim bilir. Gelecek çarşamba görüşmek üzere arkadaşlar. Yıldızname bakımlarımla, kahve fallarımla, tarot bakımlarımla karşınızda oluyorum. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.